Hepinize merhaba arkadaşlar. gün Trabzonspor'un Antalya Spor ile oynadığı maçı değerlendireceğiz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ilk 11'lerdeki tahminlerim tuttu mu ona bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün pardon bildiğiniz üzere arkadaşlar Trabzonspor'umuz 2-1 yendi. Vallahi hiç beklemediğim bir oyun oynadı gerçekten. Antalya Spor'u göz açtırmadı. Yani arkadaşlar goller dışında bakıyorum Antalya Spor'un sadece bir tane pozisyonu var. Yani sadece 10 sayabilirim. İşte arkadaşlar Trabzonspor böyle çıktı. Arkadaşlar maça. İşte böyle çıktı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere ben Edgar Lee'yi bu maçta oynatmaz diye düşünüyordum. Fakat öyle olmadı. Oynattı arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar hazır olmayan Abdülkadir ömrü oynatmasına açıkçası ne anlıyorum biraz şaşırdım arkadaşlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar Antalya Spor hani bekle, hemen beklediğim kadroyla çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Zaten Hakan ve Gökdeniz Bayraktar'ı alsa, alsa bir bunları oynayılır demiştim. Bir de arkadaşlar ben Ersan Adem Gülüm bir de bunu alır diye düşünüyordum. Fakat almadı kendi topuna sıktı bana göre. Yani arkadaşlar yani Abdülkadir Ömür'ün golünde özellikle. Orada, orada Veysel Sarın çok büyük hatası var arkadaşlar. Adem Gül arkadaşlar öyle fazla ileri açılmayı sevmeyen bir arkadaşlar. Pozisyonunu koruyabilen bir stoper. Yani ben en öyle tanıdım kendisini. Yani öyle arkadaşlar şu maç Adem Gül'ünle başlasa maç bir bir, bir bir bitirirdi yani haberiniz olsun arkadaşlar. Ondan sonra evet arkadaşlar bu Vakeymen'in golü gerçekten muazzam bir gol yani arkadaşlar. Hayır arkadaşlar bence orada o topa bu kadar iyi isteyerek vurmadı. Yani yani vurayım yani gol alır sattık şansıma diye bence öyle vurdu. Yani ben adam top vururken onu hissettim yani. Evet arkadaşlar bu da Abdülkadir Ömür'ün golü. Yalnız arkadaşlar hazır mı hazır değil dedim yani. Orada özellikle Janini'ye bir aşıttırma pası var arkadaşlar. Vallahi Abdülkadir Ömür ne kadar özlemişim ben ya. O paslarını, çalımlarını, gollerini acayip özlemişim. Vallahi onda bir gözle bir gözle izleme şansımız oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Hamilton'un golü arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar <laughs> yani dediğim gibi arkadaşlar yine yan top yani tabiri caizse yine bir orta. <laughs> Nereden geldi belli olmuyor yine bir orta geldi ve onunla kafayı vurdu Hamilton golü attı arkadaşlar. Evet arkadaşlar Şimdilik ben başka bir konudan daha bahsetmiyorum Özellikle arkadaşlar kaldırılınca birazcık daha derin durmak istiyorum. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere bof bu ofen yani böyle çıktı ya arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada çok büyük hatası var demiştim ya arkadaşlar. Bence şurada büyük bir hatası vardı. Adem Gülüm'le başlaması gerekiyordu. Ben Ufuk Akyol'a başlayacağını düşünmedim. Zaten arkadaşlar geçenki videomu izleyenler bilir. Hakan Özmert'le başlayacaktır diye düşünüyordum arkadaşlar ben. Tabiri caizse de öyle oldu zaten arkadaşlar. Bence arkadaşlar bu maça bence Gökdeniz'le başlaması gerekiyordu. Yani oraya kim alır bilemem ama bence orada Gökdeniz'de başlamaması gerekiyordu. Yani gidip Eren Alberk'te başlasan daha iyi yani arkadaşlar. Yani bence benim kanaatim yani Gökdeniz Bayraktar bir genç futbolcu arkadaşlar. Yani bana göre bizim sonları pek fazla baş edemedi diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Bu oldu arkadaşlar yalnız bizim hücum hattında da baya bir artış var arkadaşlar. Haberiniz olsun arkadaşlar. Az yani arkadaşlar transferde çok kötü gelişmeler var haberiniz olsun. Yani düşünün Belhanda geliyor Belhanda Yani Belhan ile prensipte anlaşmış. Yani Sofyan Feguli de hemen an anlaşabilmiş. Yani Galatasaraylı futbolcuları özel bir sempatisi var herhalde Trabzonspor'un. Anladığım kadarıyla o. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar arkadaşlar. Antalya tra pardon Trabzonspor'un Antalya ile oynadığı maçı derinledik arkadaşlar. Hangi ilk kombilerle çıktığını derinledik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olup bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorum ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz